Merhaba arkadaşlar, bugünkü kutu açılımımız Dark RGB fan. 3 adet fan aldım. Kutu açılım da bu şekilde geldi. Yani kutudan, yani aldığım gibi kutudan bu şekilde bir kutu geldi. Aldığım yerin şeyin reklamını yapmak istemediğim için orayı koymadım. İşte burada ne geldiğinin kodu yazıyor. 3 tane 12'lik fan olduğu yazıyor. Sitesine yazmış, Made in China yazmış. Şimdi kutu açılımını yapacağız. Dark Twister ürünü bu arada. Şöyle bir açalım. Kutuyu açtığımızda şöyle bir Dark'ın içinde kontrollü olduğunu anlatan bir ibare gördük. Şöyle bir çıkaralım içindeki şeyi. Aa, hiç kutu mutu da yok içinde öyle Dark'la ilgili. Ha, şu şey var işte. Bu neymiş? Şu an ilginç geldi. Yani içinden 3 tane şunlar fan olduğunu düşünüyorum. Ha, şöyle bir tane kontrol gibi bir şey çıktı içinde. Ya yani kontrol olduğunu söylüyor gerçi şurasında da. Ultra Bright şeyini koymuş. İçinden şöyle bir paket çıktı arkadaşlar. 6 tane bağlantı noktası olan. Şöyle bakarsanız. Ayrıca bir remote kontrol kumandası çıktı. Bunları açacağız şimdi. Bunu buraya koyalım. İlk kutumuzda remote kontrolle RGB bağlantı noktası çıktı. Yani bilgisayarınızda RGB bağlantı noktası yoksa bu kontrolü kullanmanız gerekiyor. Yani power'ı kullanmanız gerekiyor. Yoksa RGB hiçbir şekilde özelliğini alamazsınız. Bunları yana çıkarıyorum. Özelliklerine de değineceğim. Şimdi kutumuzun diğerlerine bir bakalım. Bir tane fan çıktı bundan. Ki diğerlerinin de fan olduğunu düşünüyorum. Yani başka bir şey çıkacak hali yok. Bir bakalım içinden. Evet arkadaşlar, böyle bir şimdi Twister olduğunu korktum, şimdi Twister ürünü olmayabilir dedim. Dark Twister olduğu şurada da yazıyor arkadaşlar. Dark Twister fan RGB diye. Evet, istediğim fan gelmiş. Arkadaşlar bu fanın, yani şöyle söyleyeyim, dışında, yani şu dış noktalarında, nasıl diyeyim, yani şu dış noktalarında 12 tane led olduğu söyleniyor. Ve pervan de aynı şekilde. Ayrıca iç noktalarında yanan ledler 8 tane olduğu söyleniyor. Bunları zaten testte anlayacağız, göreceğiz. Şu anda güzel bir fana benziyor. Biraz özelliklerine değinirsem, ya normal bir fana göre, zaten bak şu an çeviriyorum. Bir ses gelmiyordur size, hani öyle bir katı bir ses gelmiyordur. Normalde bir fanın sesi 60'lara 50'lere çıkıyor desibel olarak. Bu fanın, ya internette yazdığı kadarınca 23,5 olması lazım hani desibelinin tahmini. Ve yani internette de baktığında 23,5 yazıyormuş, sıkıntı yok. Ondan sonra 1000 rpm bir dönüş hızı varmış buradaki. Yani şu anda en iyi fanlar zaten 1400 maksimum dönüş hızı olması gerekiyor. Bu 1000 rpm. Yani oldukça iyi. Şunu da yanımıza koyalım. Ayrıca zaten şey desibelini söyledim. Ayrıca şeyini söylemeye gerek yok. 12'lik olduğunu söyledim. 12 santim olduğunu söyledim. Yani ölçebiliriz. Önemli şey değil. Neyse, metre getirip ölçmeyeceğim. Bu kutulardan da aynı fandan çıkacağını düşünüyorum. Yine açalım. İşlemci fanı değil. Bak tekrardan söyleyeyim bunu size. Abi aldım, işlemciye takabilir miyim? Söylemeyeyim böyle şeyler. Sakın.
üçüncü fanımızı da, ikinci fanımızı da çıkardık. Yana alıyorum. Ya kutunun içinden böyle nasıl diyeyim ya, bu garanti belgesi veya farklı bir hiçbir şey göremedim. Yani seri numarayı göre herhalde yapıyorlar garanti olayında. Ya da sitenin kendine özgü bir garantisi olabilir. Yani bak içinden de arkadaşlar şöyle şeyler de çıkıyor. Hani bunları biraz daha kaliteli bir torba yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Böyle bomboş bir torba yapmışlar. Hemen üçüncü fanını da çıkardım. Evet arkadaşlar şöyle 3 tane fanımız var. Yaklaşık bir 300 TL değerinde bir satın alım yapıldı. Onu da söyleyeyim size. Yani şu anki yani video yüklediğim zamana bakarsanız yani şu anda şu gördüğünüz seti 300 liraya aldım. Belki ucuzlar şu anda doların fiyatını da biliyorsunuz. Şimdi ben bunları montajını yapacağım bilgisayara. Dönüşlerini, kumandanın RGB modlarını hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Buradan ayrılmayın. Hemen geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bağlantısı hakkında bir videomuzu çekelim. Şimdi arkadaşlar şöyle olacak. Ben bunu bilgisayarıma bağladım. Yani şuradaki noktasını bakarsanız power'ını bağladım. Power'dan sonra bu noktaların nasıl bağlandığını anlatmak istiyorum size. Bir tarafında led var. Bir tarafında fan var. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz daha yakınlaştırayım. Bakın led yazıyor ve fan yazıyor. Şimdi şöyle gelelim. Arkadaşlar bu bir tane fanımızın açılmış halini düşünün. Şu fanımızda ben şeyden de çıkardım. Şimdi bu bağlantı şöyle bakın. Şuradaki bağlantı fan tarafına giriyor. Şuradaki fan tarafına giriyor. Şimdi taktığımız gibi çalışacaktır. Gördüğünüz gibi hemen fan çalışır. Şuradaki bağlantılarda bir tanesi eğer RGB destekliyorsa direkt RGB LED tarafına sapıyorsunuz bilgisayarınızı. Eğer yoksa bu bağlantıyı kullanıyorsunuz. Hemen bunu da takıyorum. Bakalım bir daha gözüküyor değilmiş. Evet. Bastığımı düşünüyorum. Şimdi biraz fanlara doğru zoomlayayım size. Kamerayı da biraz çekeyim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar fanımızı çalıştırdık fakat bir RGB kumandamız var. Bu RGB kumandasını çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar bunu çalıştırmamız için yani şuradaki şeyi çekmeniz gerekiyor bunu kesinlikle. Şimdi on dediğimizde fanımız açıldı. Şöyle bakarsanız. Şimdi bu fandaki geçişlere bakalım. Şimdi bunlar değişik değişik işte ışık, ferahlayan ışık, değişik şeyler. Modları var işte burada değişik değişik. Fanı oto yapabiliyorsunuz. Fanınızın arttırabiliyorsunuz. LED'in fanınızın arttırabiliyorsunuz. Bakın fan durdu. Ondan sonra tek renkleri alabiliyorsunuz. Red, green ve blue var sadece. Ben yine herkesin sevdiği modu aldım. Açıp kapatabiliyorsunuz LED'i. Fanı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu kumandanın da görüntüsü bu şekilde. Çalışma prensibi böyle. Diğer fanları da bu şekilde takıyorsunuz. Ben şimdi 3 tane fanı da takıyorum.
ve denememizi yapıyoruz. Işık şova başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bağlantılarımızı yaptık, son bağlantılarımızı. Şu anda fanlarımız bu şekilde yanmakta. Tekrar size göstereyim. Şu bağlantımızın arkadaşlar led bağlantısı, fan bağlantısı var. Bağlantı yaparken dikkat edin. Biraz önce gösterdim nasıl bağlayacağınızı. Üçünü de o şekilde bağlarsınız. Ben şimdi kasama koymayacağım buradakileri. 3 tane daha alacağım. Kasamda şölen yapacağım ve kasamı da doğrunu değiştireceğim için şu anda montaj yapmamın bir anlamı yok. Ben sadece size göstermek istedim bunları. Şimdi bir ışığı kapatalım. Bir görsel şöleni bir izleyelim. Verdiği ışık arkadaşlar gerçekten çok iyi. İçinde ve köşelerinde olan ışıklar benim çok hoşuma gitti. Yani burada dönen ve dışında olması çok iyi. Arka tarafını düşünürsek şöyle bir bakalım. Ya arkaya çok bir ışık verdiğini düşünmüyorum ama yine de fena değil. Ortasındaki ışıktan dolayı arkası da ışık alıyor. Şöyle bakarsanız aydınlatma şeyini. Arka taraf da ışık veriyor. Ve çirkin durmuyor. Şimdi tekrar yan yana koyalım. Bu şekilde. Bir modları bir karanlıkken bir tekrardan bakalım. Şu şekilde. Ne modumuz varmış? Hatta şöyle yapalım. Bir de ışığı açalım. Mesela Q1 modu. Q1 modu bu şekilde. Ondan sonra Q2 modu. Q2 modu bu şekilde. Şimdi Q3 moduna basıyorum. Q3 modu da bu şekilde arkadaşlar. Bütün modları bir gezelim. Şu an mesela fanları durdurdum arkadaşlar. Ama bakın dedim. Şimdi fanları tekrardan açtım. Burada değişik modları alabiliyorsunuz. Farklı modlar var. İleri geri yapabiliyorsunuz. Kitleyebiliyorsunuz. Ondan sonra işte kapatıp açabiliyorsunuz. Tek renkler var burada. Şu an kilitledim galiba. Evet, kilitlenmiş. O yüzden değişmemiş. Yani şu aşağıdakilere basmak biraz bir tık zor. Biraz güç istiyor. Söyleyeyim. Burada ayarı kaydedebiliyorsunuz. Muhabbet bu şekilde. Şimdi sizi fanlarla baş başa bırakıyorum. Şöyle. Işığı da kapatıyorum. Evet arkadaşlar, artık abone olmayı unutmayın. Büyük bir like bekliyorum sizden. Bildirimleri açmayı da unutmayınız.